Belki de o büyük tartışmayı kendin yönetebilirsin arzusuyla ortaya çok kötü ve çok çirkin bir iddia attın. Bu iddianı kanıtlamalısın Fatih. Lütfü bahane etme. Sen ordu valisine küfür eden bir İmamoğlu görüntüsü yayınlayacaksın. Rütük sana ceza verecek. Hadi oradan Fatih. Hadi oradan Fatih. Öyle bir şey söyle ki inanayım. Öyle bir şey söyle ki inanalım. Bir tek amacın vardı. Bana göre İmamoğlu'nun o nezaket dolu imajını, o nazik, o sevgi, sakin, öfkelenmeyen, hiç kimseye hakaret etmeyen imajını yıkmaktı Fatih. O geceki açıklaman şimdi gibi gözlerinin önünde. Fatih, ben gördüm, duydum ama ben bunu yayın politikam gereği yayınlayamam. Dediğin bitti zaten artık. Ben gördüm dediğin an, Kabataş'ta başörtülü bacımızın üstüne işeyenleri gördüklerini söyleyen iki yalancı gazeteci gibi oldun. Onlar da gördük demişlerdi, sonra özür dediler. Bak Fatih, öyle bir görüntü olsaydı, bırak global global kim tanımıyorum, öyle bir görüntü olsaydı, yani senin gördüğün şekilde İmamoğlu'nun hakaret ettiğini kanıtlayan bir görüntü olsaydı, bugüne kadar, başta ATV olmak üzere, Star, Show, ondan sonra Kanal D ve havuz medyasının haber kanalları, CNN Türk, NTV, Habertürk, bu kanallar o görüntüleri saat başı döne döne verirlerdi. Saat başı döne döne verirlerdi. Rütük'ten de ödül alırlardı, ödül. Bırak Fatih. Fatih. Yanlış yaptın. Şimdi geleyim kardeşlerim, Fatih'i böyle koyuyorum. Şimdi geleyim canlarım size. Tartışmanın 16 Haziran günü yapılacak tartışmanın İsmail Küçükkaya'ya verilmesinin en gerçek, en temel sebebinin ne olduğunu söylemiştim. Fox TV'nin kalan son 11 günde muhalefet etmesinin önüne geçmek olduğunu söylemiş miydim?